Şanslar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi everybody, my name is Jennifer. I am a consular officer here at the U.S. Consulate General in Istanbul, Turkey. I am new to Turkey, but I have been a consular official for 5 years. Prior to that, I was a teacher for many years in Washington, D.C. And as a teacher, I had the opportunity to take my students on study abroad programs, but also to have international students in my classroom. So I feel that I can speak firsthand about how wonderful it is to have international students in our U.S. schools. So I am thrilled to be here with you today, and I hope that you will consider applying to study in the United States. So today I will take you through the different types of student visas and also the application process. I will be speaking English, and my colleague at the end of each slide will provide a brief translation in Turkish. And if you have any questions, you can enter them in the question box, and we will answer questions at the end of the presentation. So, thank you. Okay. Slide, please. So, first of all, we have over 1 million international students in the U.S., in U.S. high schools and universities. Currently, over half of our students, 52% of our international student population, come from either China or India. However, Turkey is the second largest European country represented in our international student population. And currently, well, at last count, we had over 10,000 Turkish students in U.S. high schools, colleges, and universities. So we are hoping that number continues to increase. Slide. Should we translate it, Jennifer, first? Please. Mm-hmm. Merhaba arkadaşlar, ben her slaytı Türkçe'ye tercüme ederek sizin anlamanıza biraz daha yardımcı olmaya çalışacağım. İlk olarak Amerika'daki uluslararası öğrencilerden bahsettik. 2018-2019 eğitim yılında Amerika'da 1 milyondan fazla uluslararası öğrenci var. Ve bunların yaklaşık yarısından fazlası aslında Çin veya Hindistan'dan geliyor. Ama Türkiye'de uluslararası öğrenciler açısından ikinci büyük Avrupa ülkesi. 2016-17 eğitim yılında 10 binden fazla Türk öğrenci vardı Amerika'da ve bu rakamın artacağını umuyoruz. Okay. So there are different types of student visas available. There's the F, the M, and the J. So most students apply for an F visa. F1 visas are for students who are seeking a degree, whether that be a high school diploma, an undergraduate degree, or graduate degree, or even an English as a second language diploma. You would be applying for an F1 visa. For students who wish to study vocational programs, for example, pilot school or cosmetology, you would be applying for an M1 visa. Generally, once a degree is obtained, students would apply for a J1 visa. So J1 comprises researchers, professors, and certain exchange students. But don't worry about all of that. Your school, the international student coordinator at your school, would tell you which type of visa you'll be applying for. Amerika'da eğitim alabileceğiniz farklı vize türleri var. F1 vizesi, M1 vizesi ve J1 vizesi bunlar. F1 vizesi Amerika'da eğitim almak için kullanılan belki en yaygın vize türü. Amerika'da lise eğitimi alacaksanız, üniversite eğitimi, yüksek lisans, doktora eğitimi ve dil okuluna da gidecekseniz almanız gereken vize türü F1 vizesidir. M1 vizesi mesleki eğitim vizesidir. Yani Jennifer'ın dediği gibi kozmetoloji okuyacak olanlar, pilot okuluna gitmek isteyenler, bu tür mesleki eğitim programlarına başvuracak olan öğrenciler M1 vizesi alır. J1 vizesi değişim programı vizesidir. Araştırmacılar, profesörler, değişim öğrencileri ve Amerika'da kısa bir süre kalıp bir değişim programına katılacak olan kişiler J1 vizeleri alır. Ancak siz ne tür vizeye başvurmalıyım konusunda çok fazla
emek harcamanıza gerek yok. Çünkü başvuracağınız okulun uluslararası eğitim, uluslararası öğrenci ofisi sizi bu konuda yönlendirecektir. I see that a question has come up asking about a green card. Can you use a green card while a student while studying in the US? If you have a green card, you are a lawful permanent resident, and you should check the requirements on travel.state.gov to see what activities are permitted. Slide. Okay, so when should you apply for a visa? Well, the answer is as soon as you can, but. So for F1 applicants, you can apply up to 4 months or 120 days before your program begins. So if you've been accepted to a program in the summer that starts June 1st, you wouldn't want to apply now. You would want to wait until it got closer. But if you applied for a program that begins in January, you want to be in the process of applying now. So like I said, F1 applicants can apply 120 days before your program begins, but you're permitted to enter the United States only 30 days within a month of your program beginning. J1 applicants, it's a little bit different, but on your form, which is the DS-2019, you can apply at any time before your program begins, and that date would be on the 2019. Vizeye ne zaman başvurmalısınız sorusunun yanıtını vermeye çalışıyoruz. F1 vizesine başvuracak olan öğrenciler programlarının başlamasından 120 gün önce vizeye başvurabilir. Yani 4 ay önce. Bu demektir ki mesela 1 Haziran'da, önümüzdeki yıl 1 Haziran'da başlayacak bir program için hani şu anda vizeye başvurmak için biraz erken olur ama 1 Ocak'ta başlayacak bir program için bu sırada başvurmayı düşünebilirsiniz vizeye. J1 vizesinde böyle bir şart yok. Programlarının başlamasından önceki herhangi bir tarihte başvurabilir bu öğrenciler. Ancak Amerika'ya seyahat etmek için programın başlama tarihinden önceki bir 30 günlük, 1 aylık bir süreleri var. Yani vizeyi daha önce alabilirler ama Amerika'ya seyahat etmek için programın başlamasından önceki o 1 aylık aralığı kullanabilirler. I would also like to add that even though summer is behind us, due to the global pandemic, scheduling has been a little bit more complicated. So again, it is best to act early. If you could please translate. Yani tabii normalde yaz aylarını çok yoğun geçiririz vize başvurularıyla. Ancak bu küresel salgın nedeniyle bizim de programımızda büyük değişiklikler olmak zorunda kaldı. O yüzden size en kısa sürede vize hizmetleri verebileceğimizi umuyoruz. Thank you. Okay, so the application process has a few different steps. So you'll hear the term DS-160. The DS-160 is your visa application. And you, following the link on your screen, this is where you would make your application. If you want to complete your application yourself, that is best. If you choose to ask someone to help you complete the application, please note it's very important that you review the information on that application, because this is your official application that you're making to a consular officer, and it's your responsibility to make sure that the information is accurate. In addition to the application, you will create a visa profile at usvisa-info.com. At this site, you will select a branch of PTT where you will pick up your passport with a visa. As a student, there are two fees that you would need to pay. The first is the MRV fee, and the MRV basically means the application fee, and currently that's $160. For students, there's a student fee that's called the SEVIS fee, and that's generally about $200, but your school will let you know exactly what that fee is. It will be on your I-20. When you go to schedule,
Let's say you start classes in January, but the first available appointment is in March. Don't panic. That's okay. It's normal. You would go ahead and schedule your interview appointment for March, and then you would request an expedite or an appointment sooner. And then, as I said, if you're approved for a student visa at the time of the interview, we will collect your passport, print the visa, and then get it back to you via PTT. Vize başvuru sürecinin biraz teknik ayrıntıları var burada arkadaşlar. Slide'da görebileceğiniz en üstteki bağlantıda DS-160 başvuru formunu doldurmanız gerekiyor öncelikle. Formu kendiniz doldurabilirsiniz. Bir başkasından yardım alacak olursanız formu bir başkasının doldurduğunu mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Formda bununla ilgili bir bölüm var. Bunun mutlaka doldurulması gerekiyor. Çünkü bir Amerikalı konsolosluk görevlisinin karşısında mülakata girdiğinizde sizinle ilgili doğru bilgilerin verildiğini bizim orada tespit edebilmemiz gerekir. Bu yüzden yani bir başkasından yardım isteyebilirsiniz ama bunu yaptığınızı formda belirtmeniz gerekir sadece. Ardından usvisa-info.com adresinde yeni bir profil oluşturursunuz. Bu profili oluştururken mülakatın ardından pasaportunuzu teslim alacağınız PTT şubesini seçebiliyorsunuz profilin içinde. Vize ücretini bu profilde ödeyebiliyorsunuz ve randevu alabiliyorsunuz. Şimdi vize ücreti dediğimiz zaman bir vize başvuru ücreti var, bir de bir öğrenci ücreti var, service fee adında. Bu genelde F1 vizesi başvuruları için, öğrenci vizesi başvurularında bu ücret genelde $200. Bunu bu sistemde ödeyemiyorsunuz ama onun için okulunuz sizi yönlendirir ne şekilde ödeme yapacağınızı. Ardından sistemde bir randevu günü seçiyorsunuz bir mülakata girmek için. Mesela Ocak ayında başlayan bir eğitiminiz için en erken Mart ayına randevu bulmuş olabilirsiniz. Bu konuda paniklemeyin. Bu randevuyu alın, sırada size verilen ilk randevuyu alın ve ardından daha erkene alınması için sistem üzerinden talep gönderin. Sonra mülakatın ardından başvurunuz onaylanırsa eğer pasaportunuzu, vizenizi yapıştırarak gönderdiğimiz pasaportunuzu seçmiş olduğunuz PTT şubesinden teslim alabilirsiniz. Thank you. So one of the most common questions I'm asked is, how do I qualify for a visa? So in order for a student to qualify for a visa, there are four components, and I'll talk about each of these in a little bit more detail in the next slides. But first and foremost, are you accepted to a school that accepts international students? Does the student have the money to pay for the education? Does the student have the academic preparation? And does the student have residency outside the United States? Öğrenci vizesi için gerekli olan şartlardan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi, öğrencinin Amerika'da bir okula kabul edilmiş olması. İkincisi, eğitim masraflarını karşılayacak yeterli maddi güce sahip olması. Üçüncüsü, devam etmek istediği eğitim programı için yeterli akademik hazırlığa sahip olması. Ve sonuncusu da Amerika dışında bir ikamete sahip olması. Okay, so first, as I mentioned, are you accepted to a school? So you need to be accepted as a full-time student. So an F1 or a J1 is a full-time student seeking a degree to a public or private education institution. The institution, the school that you choose, will prepare and provide you with an I-20 form. We'll talk more about that I-20 because it's very important. Öncelikle Amerika'da bir devlet okuluna veya bir özel okula tam zamanlı öğrenci olarak kabul edilmeniz gerekiyor. Bu program sizin için bir I-20 adında bir form hazırlayacak. Bu formdan daha bahsedeceğiz çünkü çok önemli. The second aspect in qualifying for a student visa is the funding.
So you must show that you have the money available to pay for your first year of studies. So if you're applying to study for 1 year in the United States, you will need to show at the time of your interview that you have the money available to pay for that year. Let's say that you are going to study for a four-year program. You want to do an undergraduate degree in the United States. You will have to show at the time of your interview that you have the money to pay for the first year and then be able to talk about how you plan to finance the remaining years of your education. Generally, students pay for the education themselves or their parents pay for their education. But if you have a family friend or a family relative who's not your parent, then you want to be able to explain to the consular officer who this person is, why they are sponsoring you, and be prepared to demonstrate that they, in fact, have the funds to pay for your education. İlk olarak eğitim masraflarını karşılamaktan bahsedeceğiz. F1 vizesine başvuracak olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılında ihtiyaçları olan maddi güce sahip olduklarını göstermek durumundalar. Bir yıldan uzun süreli eğitimler için, örneğin bir üniversite eğitimini düşünelim, 4 yıllık bir eğitimi. Birinci yılın ardından da yine aynı maddi güce her yıl sahip olabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Genelde öğrencilerin aileleri karşılar masraflarını. Ama eğer ailelerinden başka birisi, mesela bir aile dostu, bir aile büyüğü vesaire karşılayacak olursa, o zaman neden bu kişi masraflarını karşılıyor? Bunu açıklamaları gerekir mülakatta konsolosumuza. Ve ayrıca bu kişinin eğitim masraflarını karşılayabilecek maddi güce sahip olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekir. I would also like to add that in terms of funding, some schools offer scholarships for international students, so it's something worth asking. Ayrıca bazı okulların uluslararası öğrencilere burs verdiğini de unutmayalım. Bunu da okula başvuru aşamasında isteyebilirsiniz. So obviously we want all of our students to be successful. And in order to prove that you will be a successful student, you'll need to demonstrate that you have the appropriate academic preparation for the course of study that you're pursuing. So for example, if you want to pursue an undergraduate degree, you'll need to prove that you have graduated high school. Similarly, if you want to pursue a graduate degree, you will need to prove that you have completed your undergraduate degree. So except for students who are going to the United States to specifically study English, it is generally expected that you have sufficient English to conduct the interview in English. I mentioned the I-20, that's the form that you'll receive from the school. That form tells the consular officer whether or not you are proficient in English. Tabii öğrencilerin Amerika'da eğitimlerinde başarılı olmalarını isteriz ve bunun ilk ayağı da Amerika'da öğrenci olmadan önce gerekli akademik hazırlığa, bir altyapıya sahip olmaları. Bunun anlamı da, yani eğitimin önceki ayağını tamamlamış olmaları gerekir öğrencilerin. Yani üniversiteye gidecek olan öğrenci lise eğitimini tamamlamış olmalıdır, yüksek lisansa gidecek öğrenci üniversite eğitimini tamamlamış olmalıdır. Bu şekilde öğrencinin akademik olarak bir altyapısı olmalıdır Amerika'da eğitime başlamadan önce. Yalnızca İngilizce dil eğitimine gidecek öğrenciler haricindeki öğrencilerin yeterli İngilizce becerisine de sahip olduklarını mülakatta kanıtlaması gerekir. Bu konuda daha önce I-20 belgesinden bahsetmiştik. Bu belgenin üzerinde konsoloslarımıza öğrencinin İngilizce dilinde yeterince başarılı olup olmadığını gösteren notlar bulunmaktadır. Bu notlara bakarak konsolosumuz öğrenciden İngilizce konuşmasını beklemek gerekip gerekmediğine karar verecektir. And the final element that we look at when determining if an individual is qualified for a student visa is residence outside of the United States. And what this means is,
where are your home ties? So you'll be asked, who do you live with, to determine, you know, do you have strong family ties in Turkey or another country? But we'll also be asking you about what are your plans after you complete your education in the United States. We want to know that your stay is temporary in the United States and that after you complete your education, you'll be returning to your residence outside of the United States to pursue your professional goals. Amerika dışında ikameti olma konusunda yani kendi ülkelerine, Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye güçlü bağları olduğunu kanıtlamaları gerekir öğrencilerin. Ya aile bağları olabilir bu da ya da başka türlü bağlar olabilir. Öğrenciler Amerika'daki eğitimlerinin ardından Amerika'dan ayrılmaya hazır olduklarını ve bu yönde bir takım planları olduğunu konsoloslarımıza açıklayabilmelidir. If you could go back a slide. Okay, yes, the required documents. So what should you bring to an interview? You'll want to bring your passport, obviously, and at the time you make your appointment, you'll receive a DS-160 confirmation page. You'll want to be sure to bring your I-20 that you received from your school and also a copy of the SEVIS payment to your interview. I always say it's better to be over-prepared than under-prepared. You should bring as much material as you need to demonstrate, for example, your academic preparation, and that would be school transcripts perhaps, or any diplomas or degrees that you've been awarded. In terms of ability to pay, you may want to provide bank statements for the person who will be paying for your education. But keep in mind, it's very possible that during the interview, the consular officer will not ask to see any documents, and that's normal. But if the consular officer does ask to see, you want to be sure that you're prepared. And one more word about the I-20. You will receive the I-20 back at the interview. So you'll show it at the interview, and then the consular officer will return it to you. You want to put this document in your hand, your carry-on on the airplane, because you will need to show the I-20 when you enter the United States at the airport. Vize başvurusuna gelirken getirmeniz gereken belgeler tabii en başta pasaportunuz, DS-160 başvuru belgenizin onaylama sayfası, formu doldurduğunuzu gösteren, geçerli I-20 belgeniz ve SEVIS ödemesini yaptığınızı gösteren dekontunuz. Bunlar kesinlikle başvuruya getirilmeli. Bunun dışında başka ilave belgeler de getirebilirsiniz. Örneğin okulunuzdan transkriptlerinizi getirebilirsiniz, bitirmiş olduğunuz okuldan veya maddi gücünüzü gösteren banka dokümanları getirebilirsiniz. Konsolosumuz diyor ki daha fazla belge getirmek faydalı olabilir, emniyetli olur sizin için. Ancak mülakatta konsolos hiçbir belge görmek istemezse de şaşırmayın, bu çok normaldir. Yine de herhangi bir belgeyi görmek isterse de o anda sunabilmeniz sizin faydanıza olur. I-20 belgesiyle ilgili bir nokta daha var. Mülakat sırasında konsolosumuz alacaktır I-20 belgesini, buna dayanarak mülakatını yapacaktır. Ama ardından sizlere iade edecektir I-20 belgenizi. Bu belgeyi mutlaka Amerika'ya seyahat ederken el bagajında taşımanız gerekli. Çünkü Amerika'ya girerken size sorulabilecek belgelerden biri bu. And again, at your interview, be prepared to speak Turkish or English. Some consular officers begin the interview in Turkish and then switch to English. Others begin in English, then switch to Turkish. But the important thing is to relax and breathe and just answer the questions as naturally as you can. You can go to the next slide. Next slide. Oh, summer work travel. Great. Okay. So I don't want to spend a lot of time during this presentation about our summer work and travel program. I know that it's extremely popular, especially in Turkey. As some of you may know, the summer work travel program allows
university students from around the world to go to the United States for a cultural exchange. So they work during their summer vacations and have the opportunity to interact with other students and American culture. Unfortunately, due to the global pandemic, the 2020 Summer Work Travel Program was canceled, and we do not yet know if this program will resume next year. So until we have an answer, we have no information, but as soon as we know, we will get the information out there and we will provide everything that you would need for this program. So be sure to follow us on social media to keep up with the latest. Summer Work Travel programından çok fazla bahsetmeyeceğiz, ayrıntılarına girmeyeceğiz ama kısa olarak anlatmak gerekirse bu program yabancı üniversite öğrencilerini yaz aylarında Amerika'da çalışmalarını ve Amerikan kültürünü, Amerikan halkını tanımaları amacıyla tasarlanmış bir program. Katılmak isteyen kişilerin üniversite öğrencisi olması ve yeterli İngilizce becerisine sahip olması gerekiyor. Tabii bu küresel salgın nedeniyle maalesef 2020 yılında Summer Work Travel programı gerçekleştirilemedi. Önümüzdeki yılla ilgili henüz bir bilgi yok. Bize ulaşan programı yapılabileceği ya da yapılamayacağı ile ilgili bize ulaşan bir bilgi yok. Bu konuda bizi takip etmeye devam edin. Web sitemizden, sosyal medya sayfalarımızdan biz daha çok bilgi edindiğimiz zaman en kısa sürede sizlerle de bunu paylaşırız. So here is some more information, some resources for you. The first link is our embassy here in Turkey. Travel.state.gov is where you can find all sorts of visa information and also the fees, and then our social media accounts. Bu sayfadaki linklerde bize nasıl ulaşabileceğiniz, daha çok bilgiyi nasıl edinebileceğiniz konusunda ve sosyal medya sayfalarımızın da adreslerini göreceksiniz. Bu sayfalardan bize ulaşabilirsiniz ve ayrıca bizim verdiğimiz bilgileri de takip edebilirsiniz. Okay. So thank you all so much for listening and I believe we have time for some questions now. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi sanırım bazı sorular için fırsatımız olacak. For example, Jennifer, the most popular question is when will the visas be open for J1? When will they, for summer work travel or? Oh, for. It just says J1, but we can assume it's for summer work travel. We don't know. I wish we knew. I wish we knew. We have no indication at this time, unfortunately. Şu anda bu konuya verebileceğimiz kesin bir yanıt yok. Soru J1 vizeleri ne zaman başlayacak şeklindeydi. Bu konuda verebileceğimiz bir bilgi yok. Daha fazla bilgimiz olduğu zaman bunu sosyal medya sayfalarımızda duyururuz. So the second question would be, what do you think about visas for 2021? I'm not sure I understand what that question, what I think about visas for 2021. I guess I need more information. Do you understand the question? It might be talking about summer work travel. Okay. Again. Yeah. 2021 yılında vizelerle ilgili ne düşündüğümüz soruluyor arkadaşlar. Biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz seviniriz. Soruyu biraz daha açıklamanızı rica edeceğiz. I see a question, is F1 visa appointment available at the moment? We do have appointments available, but they're in the future, which is why you will likely have to schedule an appointment for later than you want, but then you can request an expedite appointment. P1 vize randevuları ile ilgili bir soru var arkadaşlar. P1 vize randevularımız var, yalnız ileri tarihlerde. Yine bu randevuları alıp daha sonra acil randevu başvurusunda bulunabilirsiniz. Konsoloslarımız değerlendirir ve sizi eğitim programınızın başlangıç tarihine yetiştirmek için daha yakın bir tarih verebilir. Okay. I see another question. Can I convert my J1 visa to an F1 when the summer work and travel are over?
It's my understanding that part of the J1 visa is that you are returning to your home country to complete your university studies in Turkey, let's say. If you then wanted to apply for a F1 visa, you would need to come back to your home country and apply for the F1. But again, please go to travel.state.gov and you may find your answer there. Summer work travel için alınmış J1 vizesini F1 vizesine transfer etmekle ilgili bir soru var. Konsolosumuz diyor ki summer work travel'dan benim anladığım programın sonunda insanların ülkelerine dönmesi gerekir. Eğer ve eğitimine devam etmesi gerekir kendi ülkesinde. Eğer öğrenci olmak istiyorsanız summer work travel'ın arkasından bir öğrenci vizesine başvurarak bununla Amerika'ya seyahat edebilirsiniz. I see a question. Is it difficult for fourth graders to get a J1 visa? It sounds like you would want an F1 visa. And if a fourth grader is accepted to a US school, they would go through the normal process. Actually, I believe, Jennifer, this question, this student might be talking about attending summer work travel program while a senior student, because that's a popular question. Okay, thank you. They graduated. Okay, yeah, no. In order to qualify for the J1, a fourth year high school student, is that what we're saying, fourth year high school student? Fourth year college student, I would say. A fourth year college student. I can't say whether it's difficult or not. I know that I have issued in the past summer work travel visas to someone in their last year of university. But again, they met the requirements, the four requirements, or the requirements that I talked about earlier in the presentation. So it's difficult to say if it's hard to say if it's difficult or not. The same standards apply. So you would interview and the consular officer would judge if you're qualified or not, your current situation qualifies or not for that visa. Son sınıfların J1 vizesi alması ile ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Konsolosumuz diyor ki yani bunu zor mu kolay mı? Bunu söylemek çok kolay değil çünkü herkesin kişisel durumuna göre karar veriliyor. Ben geçmişte son sınıf öğrencilerine J1 vizesi onayladım. Eğer şartları yerine getiriyorsa bu öğrenciler, onlar da vize alabilir. Yani son sınıf olduğu için bir engel yok. Okay. I see Jane Doe asked again about visa appointments that are in the future. Currently, it is very likely that you will not see any visa appointments open until next year, but it's important to make that appointment for next year and then request the expedite appointment to get a sooner appointment. Yine öğrenci vizelerinin mevcut olup olmaması ile ilgili bir soru var. Yani şu anda öğrenci vizesi randevularımız var, ancak takvimde ileri zamanda olabilir bu randevular. O yüzden bu randevulardan en yakındakini alıp acil randevuya başvurması gerekiyor öğrencilerin. Someone who graduated university, once you graduate university, you're no longer eligible for the summer work travel program. Üniversiteyi bitirdikten sonra summer work travel programına katılamazsınız arkadaşlar. Programın şartlarına göre üniversite öğrencisi olmak gerekiyor. I see more questions about scheduling the F1 appointments and are urgent appointment requests accepted? Yes, make your future appointment and then request the expedited appointment. This is a common scenario, unfortunately, but we are doing our best to accommodate people's study programs timing. Öğrenci vize randevularının açık olup olmaması ile ilgili pek çok soru var arkadaşlar. Sıradaki randevuyu alıp acil randevuya başvurabilirsiniz. Öğrencileri eğitim programlarına yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Does my colleague want to choose a question or two? One student asked, will this webinar will be uploaded somewhere? I believe it will be available on the ieft.com website or YouTube account, and it should be available on our own Facebook account as well. So for those that want to watch this again or want to, you know, share it with friends, just keep following us, keep following IEFT on YouTube. I hope it's clear that my explanation of how to expedite an appointment, but if not, I would ask my colleague to type our email address in the chat box if you have specific questions, if something wasn't clear. How much money do we need to show in our bank account? Are there any scholarships for non-American students? Most international students self-fund their education, meaning they pay for it themselves or a family member pays for it. There are schools that offer scholarships for international students, but you would have to do the research, you know, contact the school and inquire. As far as how much money you need to show in your bank account, you want to show that you have enough money to pay for at least the first year of your education. And then if there are follow-up years, you'll want to discuss how you, your plan for how you plan to cover the expenses for the remaining years. Eğitim masraflarının karşılanmasıyla ilgili bir soru var arkadaşlar. Eğitimin birinci yılını karşılayacak maddi gücünüzün olduğunu görmek ister konsoloslarımız. Daha uzun süreli eğitimler içinde sonraki yıllarda yine aynı şekilde bir maddi güce sahip olacağınıza ikna olmak ister. Genelde öğrencilerin aileleri karşılıyor eğitim masraflarını. Bu durumda ailenin maddi gücü sorgulanır veya öğrenci bir burs almışsa bu bursun miktarı ne kadar karşıladığı sorgulanır. So what happens if you make an appointment, you've paid your MRV fee, but you're unable to come to the appointment? I believe if my colleague can correct me, the DS-160 is valid for a year after you pay, and it may be valid until next December 31st. So I see a question that someone did at the procedures for this year, but was delayed because of COVID. Your application should be valid for up to a year. Vize randevusuna zamanda katılamazsanız ne olur? Vize ücreti bir yıl geçerlidir arkadaşlar. Salgın nedeniyle 31 Aralık 2021'e kadar hatta uzatıldı vize ücretlerinin geçerlilik süresi. Yani randevunuzu tekrar alabilirsiniz. Sistemden randevumu kaçırdım seçeneğini işaretlersiniz. Vize randevusu aldığınız sistemden ve yeni bir randevu alabilirsiniz. Böylelikle bir sene içinde vize ücretini kullanarak yeniden başvuru yapabilirsiniz. Another question about funding. I plan to do an internship. How much money do I need to show? That all depends on your I-20. The school will list how much the fees are expected in terms of tuition, living expenses, room and board, but all of those expenses, basically you are in the United States as a student. How are you going to pay for your stay in the United States while you're studying? Öğrenci olarak ne kadar para göstermem gerekli, ne kadar param olmalı şeklinde bir soru var. Bu I-20 belgenizin üstünde yazılı olacaktır arkadaşlar. Bu belgenin üzerinde eğitim masraflarınız, yaşam giderleriniz, yani bir yıl içinde Amerika'da bulunmak için ne kadar masraf yapmanız gerektiği I-20 belgesinde yazar. Bu belgenin üzerinde yazan rakamı görmek ister konsoloslarımız. I see Tariq has asked PhD students are fully funded.
If you have a scholarship and your program is fully funded, that will be indicated on your I-20. Most schools provide the student with a letter stating, you know, congratulations, you have received this amount in a scholarship. I would bring that letter to the interview if you have it. Doktora programına katılan arkadaşların da masraflarını kendisi mi karşılayacağı şeklinde bir soru var. Bazı programlarda okul burs sağlıyor arkadaşlar ve bunu hem 20 belgesinin üzerinde gösteriyorlar hem de bir kabul mektubunda işte tebrikler, burs kazandınız şeklinde bir mektup gönderiyorlar. Bunu yanımda bulundururdum diyor konsolosumuz. Vize başvurusu yaparken bu belgeleriniz yanınızda olsun. Here's a question. Someone was denied a tourism visa and they're wondering if this affects their F1 visa application. What I would say is each application is evaluated on its own merits. If your situation has changed, I mean, it's almost an impossible question to answer because when you're traveling for tourism, that's very different than traveling as a student. So I would include that information on your application that you were previously refused a visa, and you can explain to the consular officer why you would qualify as a student visa or a student applicant. Daha önce turist vizesi başvurusu reddedilen kişilerin öğrenci vizesi başvurusu yapması ile ilgili bir soru var. Konsolosumuz diyor ki bu soruyu yanıtlamak çok kolay değil. Çünkü bunlar birbirinden çok farklı vize türleri. Birisi için nitelikli bulunmamak mutlaka diğeri için de nitelikli bulunulmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar çok farklı şekillerde değerlendiriliyor. Mutlaka başvuru formunda daha önce bir red aldığının belirtilmesi gerekir. Ama öğrenci vizesi başvurusu için öğrenci vizesinin şartlarıyla değerlendirilir kişiler. Someone asked if you should bring your old passports to the interview to show which countries you visited before. Again, I say it's better to be overprepared than underprepared. Bring everything. If the consular officer happens to ask you for the passport and you don't have it, that would be unfortunate. So if you do have it, I would bring it. Vize başvurusuna eski pasaportları getirmekle ilgili bir soru var. Konsolosumuz diyor ki çok hazırlık yapmanın bir zararı olmaz. Siz bütün belgelerinizi getirin, eski pasaportlarınız da varsa konsolos isterse mülakatta gösterirsiniz. I think we have just another minute or so. Let's see. If your question was not answered here, I definitely suggest you you check travel.state.gov. Let's see. Someone asked if you have a green passport, is it better? No, as long as you have a valid passport. Yeşil pasaport daha iyi mi şeklinde bir soru var. Pasaportunuz geçerli olduğu sürece iyi ya da daha az iyi diye bir durum yok arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Sorusu olanlar travel.state.gov adresinde yanıtlarını arayabilir veya bize e-mail ile ulaşabilir. Hangi e-mail adresine gönderebileceğinizi chat box'ına yazmıştık daha önce. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Bize sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Adreslerimizi sunumun sonundaki linklerin içinde göreceksiniz. Buralardan da bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında sanırım zamanımızın sonuna geldik. Okay. Thank you everyone for joining today. Thank you Jennifer and Özlem Hanım. Thank you again for joining us. We can provide a few minutes more if you would like to, so you can pick last questions to answer. I'm sorry, I can't hear very well. Can you hear me now? A little bit, yeah. Yes, we are running out of our time, so but we can provide a few minutes more.
that you can pick the last questions to answer. Okay. All right. All right. Can I study in a job during studying college? So I believe someone is asking, can you work while you are a full-time student? You would want to check travel.state.gov, but I believe that students are able to work. You're a full-time student, but you're allowed to work a certain number of hours, but that is determined your school, your international student coordinator would be able to answer that one for you. Öğrenciyken çalışabilir miyim Amerika'da diye bir soru var. Bunun için yine travel.state.gov'a yönlendiriyor konsolosumuz teyit almak amacıyla. Ama Amerika'da öncelikle öğrenci olacağınız için bu konuyu okulunuzla görüşmeniz lazım. Okulunuzdaki Uluslararası Öğrenciler Ofisi sizi bu konuda doğru olarak yönlendirebilir. All right. Thank you again, everyone, for attending. I'm sorry we couldn't get to all of your questions today. Thank you again, Jennifer and Özden Hanım. Thank you again for joining us. It was very nice to welcome you to the talk webinar. We received many, many questions, and they are keeping coming up. So you covered most of them. Thank you again for this informative presentation. Thank you. Thank you. Have a good Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.